Merhabalar efendim. Bahçeden asma yaprağı budadık. Dallarını, uzun dallarını, gereksiz dallarını kestik. İri yapraklarını toplayıp sarma yapmak için onları ayırdık, üst üste koyduk. Küçük, daha küçük yaprakları ve bazı büyük yaprakların parçalarını da elimizle ufaladık efendim. Böyle ufaladık. Burada yaklaşık 750 gram kadar bir yaprak var. Bunlarla size bir yemek yapacağım efendim. Umarım beğenirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Bakalım beğenecek misiniz? Önce tenceremizde soğanı kavuruyoruz. Karamelize olunca üstüne kıymamızı atıyoruz. İkisini beraber kavuruyoruz. Daha sonra bir kaşık salça atıyoruz, kavuruyoruz. Bir limon baharatlar atıyoruz efendim. Özellikle karabiber, kırmızı, az kırmızı pul biber, yeni bahar, azıcık kimyon, kekik azıcık. Efendim, kırmızı toz pul biber. Tuz tabii ki biraz atıyoruz. En son bunları karıştırdıktan sonra, bir 5 dakika böyle karıştırdıktan sonra da içine karabiber çekiyorum ben. Karabiberi ilk başta atmıyorum çünkü karabiber kavrulur, yanar. O daha değişik bir ürün. Sonradan atılmalı. Bu arada pirinç ve kuş üzümü olur. Bende kuş üzümü kalmamış. Böyle çekirdeksiz üzüm. Bunları suda beklettim. 3 kere süzdüm nişastasını pirincin. Bunları da yemeğe dahil edeceğiz. Biraz sonra hazır olsun, dursun burada efendim. Evet, şimdi ben bu kavurma işlemini yaptım. Baharatları attım, karabiberimi de attım. Yaprakları atmaya sıra geldi. Ve atıyorum efendim. Ateş kısık olsun şu anda. Tabii her zaman kısık ateş daha iyidir. Özellikle soğanı kavururken. Ne kadar kısık ateş olursa, ne kadar uzun süre kavurursanız soğanı, o kadar lezzeti artar. Bunu da unutmayın. Özellikle ayçiçek yağları yüksek ısıda kullanılmamalıdır. Zeytinyağı biraz daha yüksek ısıya dayanır ama yine de siz düşük ısıda kullanın. Hem lezzetini kaybetmez, hem vücuda zararlı hale gelmez. Efendim, gördüğünüz gibi asma yapraklarını da attım. Bu aşamada hepsini bir kere karıştıracağız şöyle. Böyle karıştıralım bakalım. Şöyle alt üst edelim. Evet. Böyle alt üst ediyoruz. Ve bu alt üst ettiğimiz soğan, kavrulmuş soğan, sonra kavrulmuş kıyma, bir kaşık salça. Bir kaşık salça derken çok büyük kaşık değil. Belki bir yemek kaşığı kadar bu tencere için. Efendim, ve baharatlar ve şu anda asma yaprakları devreye girdi. Hepsini karıştırıyoruz. İçine çok az su koyacağım. Çok su koymayacağız. Belki bir yarım çay bardağı kadar su koyabilirsiniz en fazla. Pirinç koyacağız çünkü pirinç o suyu emecek. Onu ayarlayın. Ev hanımları bunun ayarını güzel yapar efendim. Dolma içi gibi düşünün. Hani sarma içi gibi düşünün bu karışımı. Onu hazırlayın hatta, öyle düşünerek. Fakat burada sarma yapmayacağız. Uzun işler yok. Şöyle bir miktar su koydum efendim. Bu yeterli bana göre. Ve bunun üzerine bu pirinç ve üzümü koyuyoruz. Evet, şöyle sıyırayım. Tepe kamerası bozuk. Yenisini de alamadım. O yüzden böyle biraz zor oldu. Ama siz çok hoşgörülüsünüz ve beni seviyorsunuz biliyorum. Ben de sizi seviyorum. Böyle şeylere biraz da gülelim hatta. Ama birbirimizi sevmeye devam edelim. Evet efendim. Ve bu aşamada, şu andaki aşamada, biraz daha karıştırarak tenceremizin kapağını kapatacağız. Tıkır 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 kısık ateşte pişmesini bekleyeceğiz. Sonra ne yapacağız? Pişecek, birazcık soğuyacak. Üstüne zeytinyağı dökeceğiz efendim. Hakiki varsa zeytinyağınız sızma, ne güzel olur. Ayçiçek yağını ilk başta az koydum ben. Zeytinyağını daha da az koydum. Onlarla soğanı, kıymayı kavurdum. Bu aşamaya geldik. Ama en son yemek piştikten sonra bu yemeğe
lezzetini verecek olan adı üstünde zeytinyağlı yaprak dolması sarması derler. O zeytinyağından muhakkak biraz kullanabiliriz. Şimdi bu karıştırmayı da yaptık. Tenceremizi altını kapatalım ve saate bakalım. Bir 20 dakika kadar tıkır tıkır kısık ateşte pişsin. Evet efendim, bu burada böyle pişiyor. Bu yemeği severseniz asma yaprağı bir yerlerden toplarsınız. Asmaların yapraklarının koparılması tabii gene izin almanız gerekir. Ayrıca her yaprak koparılmaz belki. Çünkü üzümün salkımına zarar verebilirsiniz. Bunları tabii bilmek lazım. Belki o asmanın sahibinden de izin isteyerek onun kopartıp size bir miktar yaprak vermesini isteyebilirsiniz. Böylece bu yemeği yapabilirsiniz efendim. Ülkemizde zeytinlikler, bağlar boldur. Bol olarak kalmasını diliyorum. Sonucu da göstermeyi umuyorum. Telefonumun pili yeterse, bir de böyle tuhaf bir telefon benimki. Bazen yarıda bitiveriyor bir şey. Sonucu da gösteririm. Ama burada pişerken kapağını açmayacağım. Kısık ateşte tıkır tıkır pişsin efendim. Yiyenlere afiyet olsun. Severseniz bunu da paylaşırsınız. Hepinize sağlıkla, sevinçlerle kalmanızı diliyorum hepinizin. Sevgiyle, sağlıkla, sevinçle kalın efendim. Evet efendim, yemeğimiz bu. Buraya ben bir tahta kaşık koyup yaydım. Üstüne limon koydum. Zeytinyağlı yaprak sarmasını zorlananlar, yapmakta zorlananlar bunu denesinler. Aynı ekşilik, aynı lezzet. Gene o sarmanın içi gibi hazırladığınız karışıma asma yapraklarını parçalayarak koyuyorsunuz ve pişiriyorsunuz efendim. Hepsi bu. Afiyet olsun diyorum.